Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yapay zeka, insan zekasını taklit eden ve belirli görevleri otomatik olarak yerine getiren bir teknoloji olduğu için günlük hayatımızı bir boşluk bıraktık etkileyerek. Evet günlük hayatımızı nasıl etkileyerek? Hemen ilk verilen bölümlere baktığımızda derinden etkileyerek, fazlasıyla etkileyerek, bir miktar etkileyerek, her yönüyle etkileyerek, sınırlı etkileyerek gibi ifadeler Sanki hepsi uygun gibi. Peki peşinden gelen kısma baktığımızda yaşam kalitemizi artırıyor. Dolayısıyla yaşam kalitemizi artırıyor derken bir boşluk var. Yaşam kalitesinin artması söz konusu olduğunda ilk boşluğa döndüğümüzde bir miktar kısmıyla sınırlı kısmını geçebiliriz. Peki yaşam kalitemizi artırıyor kısmında boş bırakılan yere ne gelebilir? Yaşam kalitemizi önemli ölçüde artırıyor olabilir. Bir nebze artırıyor. Bakın yaşam kalitemizi bir nebze artırması burada özellikle İlk bölümde boş bırakılan yerler göz önüne alındığında bir nebzeyi elememizi gerektirir. Kısmen yine aynı şekilde kısmen elenecektir. Her geçen gün artırıyor olabilir, biraz daha artırıyor olabilir. Peki buradan da hareketle ikinci bölümde değerlendirmiş olduk. Ve son kısma geldiğimizde ancak yine bir boşluk. Geliştiğinde insanlığı zora sokabilecek öngörülemeyen sorunlara yol açabilir. Evet, öyle bir gelişim olacak ki nasıl geliştiğinde insanlığı zora sokabilecek bir durum olabilir. Hemen bakalım. Kontrolsüz geliştiğinde, evet, kontrolsüz geliştiğinde olabilir. Daha yavaş geliştiğinde ifadesi olmaz. Yeterince geliştiğinde, yeterince gelişmesi kontrolsüz gelişmeyle karşılaştırıldığında öngörülemeyen ifadesine bizi götürmez. Tutarlılıkta bu durum söz konusu olmaz. Beklenenden fazla geliştiğinde ifadesi yine kontrolsüzlüğü vermeyeceği için boş bırakılan yerlere sırasıyla hemen şöyle tekrardan cümlemizi hatırlayacak olursak. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden ve belirli görevleri otomatik olarak yerine getiren bir teknoloji olduğu için günlük hayatımızı derinden etkileyerek yaşam kalitemizi önemli ölçüde artırıyor. Ancak kontrolsüz geliştiğinde insanlığı zora sokabilecek, öngörülemeyen sorunlara yol açabilir şeklinde cümlemiz tamamlanabilir. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerde söz edilen elektrikli araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede çevreci ulaşımda temel bir aktör olacağı öngörüsünde bulunulmuştur. Bakalım böyle bir öngörü var mı? Elektrikli araçlar çevreci ulaşımın geleceğinde merkezi bir rol oynamaya hazırlanıyor. Öyleyse bu bilgi doğrudur. İkinci cümlede bir takım yeni gelişmelerle daha kullanışlı hale geldiği söylenmiştir. Gelişen batarya teknolojileri bakın gelişmeler bunlar ve artan şarj altyapısı sayesinde elektrikli araçların menzili dikkat edin ve kullanımı daha kolay hale geldi. Kullanım kolaylığı her geçen gün artıyor dedi cümlemiz. O zaman bu bilgi de doğru. Üçüncü cümlede politik yaklaşımların insanların tercihleri üzerindeki etkisi dile getirilmiştir. Hükümetlerin çevre dostu politikaları elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmakta, bakın tercihler üzerindeki etkisi ve fosil yakıtlı araçlardan uzaklaşmayı teşvik etmektedir. Bu bilgi de doğrudur. Dördüncü cümlede kaza risklerini en aza indirmesinin gerekçesi açıklanmıştır. Ayrıca otonom sürüş teknolojileriyle entegrasyon elektrikli araçları daha da cazip hale getirecek ve ulaşımı dönüştürecektir. Kaza risklerinin en aza indirilmesiyle ilgili bilgi bulunmadığından arkadaşlar Burada verilen ifade söylenemez. Cevabımız ortaya çıktı. Hemen 5 numaralı cümle için verilen bilgiye de bakalım. 5. cümlede insanlara yeni istihdam alanları açacağından söz edilmiştir. Elektrikli araç endüstrisinin büyümesi yeni iş imkanları yaratacak ve ekonomiye katkıda bulunacaktır. Bu bilgi de doğrudur. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada Avustralya yerlileri ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Seçeneklere göz attığımızda avcılık ve tarım yaparak sağladıkları yiyeceklerle uzun bir yaşam sürdüklerine, göçebe olmaları sayesinde farklı yiyeceklere erişmelerinin mümkün olduğuna, beslenmek için yararlanabildikleri büyük bir toprak parçası üzerine yaşadıklarına, bitkilerden elde ettikleri ilaçları doğal iyileştirme yöntemlerinde kullandıklarına, gıda kaynaklarını tüketirken bir düzen içinde ortaklaşa hareket ettiklerine. Parçayı okuduğumuzda, tek bir gıda kaynağına bağımlı olmayan Avustralya'nın yerli halkları, çok çeşitli yiyecekler tüketir. Konar göçer yaşam tarzları, değişen çevreye iyi adapte olmalarına ve yeni yiyeceklerin bulunabileceği alanlara yönelmelerine imkan tanır. Bakın, konar göçer olmaları arkadaşlar onlara bir avantaj sağlıyor. Verilen ikinci cümle bize bunu söylüyor. Peki ikinci cümleye bağlı olarak B seçeneğine baktığımızda göçebe olmalar yani konar göçer olmaları sayesinde farklı yiyeceklere erişmelerinin mümkün olduğu ifadesi burada değinilen ifade olmuştur. Parçayı okumaya devam edelim. Sonsuz arazide edindikleri deneyimleri ise avcılık ve hasat yöntemleriyle birlikte karmaşık bir tedarik bilgisinin gelişmesini sağlar. Bakın burada arkadaşlar yiyeceklere erişimleri vardı ve sonsuz arazide bunlara erişiyorlarsa beslenmek için yararlanabildikleri büyük bir toprak parçası üzerinde yaşadıkları da buradan hareketle değinilen bilgi olur. Öyleyse arkadaşlar verilen üçüncü cümleden hareketle de bağlantı kurarak bir öncesiyle B seçe C seçeneğinde verilen cümleye değinmiş olduk. Peki devam ediyoruz okumaya. İklim, coğrafi etkenler ve kıt doğal kaynaklara rağmen bu zorlu ortamda yerleri hayatta tutan bir diğer unsur besin kaynaklarını planlı ve kolektif tüketmeleridir. Bakın arkadaşlar E seçeneğinde verilen ifade gıda kaynaklarını tüketirken bir düzen içinde ortaklaşa hareket ettiklerine şeklindeydi. Dolayısıyla burada özellikle ne yaptık? Yerlileri hayata tutan bir diğer unsur besin kaynaklarını planlı ve kolektif tüketmeleri şeklinde verilmiş bize. Öyleyse buradan hareketli E seçeneğine değinildiğini söyleyebiliriz. Ve okumaya devam edelim. Tabiattan mevsimine göre toplayıp tükettikleri doğal yiyecekler sayesinde sağlıklı bir yaşam süren yerli halklar, zaman içinde bazı bitkilerin şifa kaynağı olduğunu da tecrübe ederek hastalıklara karşı doğal tedavi metodları geliştirmiştir. Bakın sevgili gençler buradan ne verildi? Zaman içinde bazı bitkilerin şifa kaynağı olduğunu gördüler, tecrübe ettiler ve doğal tedavi metotları geliştirdiler. Öyleyse bitkilerden elde ettikleri ilaçları doğal iyileştirme yöntemlerinde kullanıldıklarına ifadesinde de burada değinildiğini söyleyebiliriz. Ve son cümleyi okuduğumuzda yerli şifacılar hala bu tarz şifa kaynaklarını ve tecrübelerini pratiğe dökmeye devam etmektedir diyerek destekledik. Öyleyse parçada avcılık ve tarım yaparak sağladıkları yiyeceklerle uzun bir yaşam sürdükleri ifadesine değinilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı şehirleri kültürel açıdan ele alındığında bu şehirlerin bir sentez karakteri taşıdığı ortaya çıkar. Osmanlı'nın farklı coğrafyalara yayılması onu farklı kültürlerle etkileşim içine sokmuştur. Türk insanı farklı kültürlerle karşılaştığında bunlardan bazı şeyleri kendi kültür değerleri arasına katmış ancak kendi kültürel özelliklerini ön plana alarak bir özümseme gerçekleştirmiştir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde Türk insanı yeni kültürlere karşı mesafeli durmayı tercih etmiştir. Türk insanının kültürlere karşı mesafesinden verilen parçada bahsedilmemiş, mesafeli duruştan söz edilmemiştir. Osmanlı şehirleri dönemin diğer şehirlerine göre oldukça modern bir yapıya sahiptir. Osmanlı şehirleriyle ilgili bilgi verilmiş ancak bir karşılaştırmaya gidilmemiştir. Osmanlı şehirlerinin mozaik bir yapıya bürünmesindeki etken farklı etnik gruplardır. Etnik gruplarla ilgili bir bilgi parçada yoktur. Başat kültür olmasında Osmanlı'nın büyük bir coğrafyaya yayılması etkili olmuştur. Osmanlı'daki başat kültürün arkadaşlar coğrafyada oldukça büyük bir alan kaplaması ile ilgili bir bağlantı içinde parçada bulunulmamıştır. Türk toplumu kendi kültürünü ön plana çıkararak yeni tanıştığı kültürlerle kaynaşmıştır. Bakın özellikle parçanın son cümlesinde Türk insanı farklı kültürlerle karşılaştığında bunlardan bazı şeyleri kendi kültür değerleri arasına katmış ancak kendi kültürel özelliklerini ön plana çıkarmıştır vurgusu var. Öyleyse arkadaşlar anlatılmak istenen E seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada sera gazıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Çağımızın en büyük çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliği atmosferdeki sera gazları miktarının aşırı yükselmesinden kaynaklanıyor. Sera gazları ısıyı soğurabilen ve yayabilen gazlardır. Atmosferdeki sera gazları yer küreden yayılan ısıyı önce soğurup daha sonra tekrar yayar. Bu, yeryüzünden yayılan ısının bir kısmının geri yansımasına neden olur. Eğer atmosferde sera gazları olmasaydı, yeryüzü üzerinde suyun sıvı halde bulunmasına imkan vermeyecek kadar soğuk olurdu. Verilen ifadeleri incelediğimizde, dünya dışındaki gezegenlerin atmosferlerinde de bulunduğuna A seçeneğinde verilen cümlemiz. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir ifadeye parçada değinilmemiştir. B seçeneğine baktığımızda yeryüzündeki suyun buharlaşmasını engellediğine. Buharlaşmayla ilgili herhangi bir yere girilmedi. Yalnızca son cümlede eğer atmosferde sera gazları olmasaydı sular sıvı halde olamayacak kadar yeryüzü soğurdu ifadesi verildi. Dolayısıyla buna da değinilmiştir diyemeyiz. C seçeneğine baktığımızda çevre sorunları nedeniyle miktarının yükseldiğine. Bakın İlk cümlede çağımızın en büyük çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliği atmosferdeki sera gazları miktarının aşırı yükselmesinden kaynaklanıyor. Yani sera gazları yükseldiği için çevre sorunlarından bahsedebiliriz. Yer dikkat edin buradaki ifadeye çevre sorunları nedeniyle sera gazı yükselmiyor. Sera gazının etkisi sonrasında iklim değişikliği yani en büyük çevre sorunu ortaya çıkıyor. Öyleyse bunu da elemiş olduk. Dünyadaki canlılar için hayati önem taşıdığına ifadesi verilmiş. D seçeneğinde hayati önem taşımaya dair bir bilgiye doğrudan değinilmiş değil. Çünkü biz değinilmiştir arıyoruz. Dikkat edelim. D seçeneğinde elemiş olduk. Peki E seçeneğine baktığımızda yer kürenin ısı dengesinin sağlanmasındaki katkısına demiş. Peki arkadaşlar bakın, sera gazları ısıyı soğurabilen ve yayabilen gazlardır. Atmosferdeki sera gazları Yer küreden yayılan ısıyı önce soğurup daha sonra tekrar yayar. Bu yeryüzünden yayılan ısının bir kısmının geri yansımasına neden olur. Dolayısıyla ne yapıyor bakın ısıyı tutup sonra bir kısmını yeniden yansıtıyor. Öyleyse yer kürenin ısı dengesinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Buna değinilmiş verilen parçada doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçaya göre teknoloji bağımlılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, teknoloji bağımlılığı ile ilgili söylenemez olanı arıyoruz. Dikkat edelim. Seçeneklere baktığımızda kişilerin kendisini toplumdan soyutlamasına sebep olabilmektedir. Öz denetim ve bireysel çabayla kurtulmak mümkündür. Bireylerin hayat standartlarını düşürebilmektedir. Günümüz toplumunun önemli sorunlarından biridir. Teknolojiye daha yatkın belli bir yaşın altındaki bireylerde görülmektedir. Teknoloji bağımlılığı modern toplumun en yaygın sorunlarından biri haline gelmiştir. Hemen verilen ilk cümle arkadaşlar teknoloji bağımlılığı modern toplumun en yaygın sorunlarından biri ise günümüz toplumunun en önemli sorunlarından biridir. Önemli sorunlarından biridir ifadesi hemen elenebilir. D seçeneği neredik? Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak bu cihazların aşırı kullanımı sosyal izolasyona, dikkat dağınıklığına hatta fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla burada verilen cümleden hareketle sosyal izolasyon ifadesi arkadaşlar bizi kişilerin kendisini toplumdan soyutlamasına sebep olabilmektedir cümlesine götürecektir. Ve yine bakıldığında bireylerin hayat standartlarının düşmesi, dikkat dağınıklığı bakın burada verilen yine fiziksel sağlık sorunları gibi ifadeler bireylerin hayat standartlarının düştüğünü göstermektedir. C seçeneğinde böylece elemiş oluruz. Özellikle gençler arasında sosyal medya ve sanal oyunlar gibi dijital platformlarda geçirilen sürenin artması, gençlerin gerçek dünya ile etkileşimlerini azaltmakta ve sosyal becerilerinin gelişimini engellemektedir. Teknoloji bağımlılığının üstesinden gele gelmek için bireylerin teknoloji kullanımını bilinçli olarak sınırlamaları, bakın, bilinçli olarak sınırlamaları ve gerçek dünyadaki etkinliklere daha fazla zaman ayırmaları önemlidir. Ayrıca teknolojiyi eğitim, iş ve yaratıcılık gibi olumlu amaçlar için kullanarak onun hayatımızdaki yerini daha dengeli bir hale getirebiliriz cümlelerinden hareketle öz denetim ve bireysel çabayla kurtulmak bunlardan mümkündür. Yani neden kurtulmak mümkündür? Dolayısıyla biz teknoloji bağımlılığından bu şekilde kurtulabiliriz deriz. Öyleyse söyleyebiliriz. B seçeneğinde elemiş olduk ve E seçeneğine baktığımızda teknolojiye daha yatkın belli bir yaşın altındaki bireylerde görülmektedir. Evet gençler arasında sosyal medya, sanal oyunlar özellikle çok yaygın diyor ama verilen cümleye dikkat edin. Sosyal medya ifadesi değil daha genele çıkıyoruz. Teknoloji bağımlılığı teknolojiye daha yatkın belli bir yaşın altındaki bireylerde görülmektedir ifadesi parçada yok. Dolayısıyla burada verilen ifadeye çok dikkat edin. Söylenemez dendiği için doğru cevabımız e seçeneğidir. Bu beyitte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Nazı istina ile bakiye tokunmaz geçer. Rast gelse yolda ol servi revan bilmez denir. Verilen beyitte arkadaşlar servi revan sevgili için kullanılmış selvi yürüyen salınan, servi anlamına gelir. Dolayısıyla sevgili benzeyendir. Servi revan yani salınan servi kendisine benzetilendir. Ve benzeyen verilmemiş, kendisine benzetilen verilerek açık istiare sanatı yapılmıştır. Seçeneklere baktığımızda istiare tevriye, mecaz mürsel, kinaye ve telmih sıralanmış. Doğru cevabımız istiare A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir. Seçeneklere göz attığımızda 11 ile hece ölçüsünün kullanılması, benzer temaların işlenmesi, nazım şeklinin koşma olması, düz kafiye ile yazılması, tezat sanatından yararlanılması verilmiş. Dörtlüklere baktığımızda altın kafes idi benim durağım, dost elinden yaralandı yüreğim, evvel yakın idim şimdi ırağım, felek beni nazlı yardan ayırdı. İkinci dörtlüğümüz benim yarim gelişinden bellidir, ak elleri deste deste güllüdür. Yarinden ayrılan nereden bellidir? melul mahzun gezer iller içinde. Evet, verilen dizelerde arkadaşlar kullanılan ölçü her ikisinde de dizeleri saydığımızda en azından birer örnek olarak altın kafes idi benim du ra hım şeklinde arkadaşlar 11'li hece ölçüsünü gördük. Peki benim yarim gelişinden bellidir. Burada da 11 hece ölçüsünü gördük. Öyleyse her iki dörtlük içinde arkadaşlar 11'li hece ölçüsü kullanmıştır dedik. Benzer temalar her ikisinde de ayrılık ele alınmış, özlem ele alınmış, sevgiliden ayrılık söz konusu. Dolayısıyla benzer temaların işlenmesinde söyleyebiliriz. Nazım şeklinin koşma olması. Sevgili arkadaşlar 11 hece ölçüsüyle oluşturulmuş ve hemen peşinden gelen seçeneğe baktığımızda düz kafiye ile yazılması. Yani A, 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 B şeklinde bakın bu. Diğeri de yine farklı bir şiirde A, 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 B şeklinde. 11'li ve A, 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 B şeklinde yani düz kafiye ile şemalandığına göre hem nazım şeklinin koşma olduğunu görürüz. Hem de düz kafiye ile işaretlemiş oluruz. Peki tezat sanatı var mı? Hemen bakalım. Birinci bölümde evvel yakın idim şimdi ırağım bir tezatlık var. Peki ikinci bölüme baktığımızda benim yarım gelişinden bellidir akayeleri deste deste güllüdür. Yarından ayrılan nereden bellidir melul mahzun gezer iller içinde. Arkadaşlar verilen bölümlerde verilen ikinci dörtlükte herhangi bir tezat sanatı oluşturabilecek kullanım yok. Dolayısıyla ortak özelliklerinden biri değildir dediğimiz için doğru cevabımız E seçeneğidir. Verilen özellikler aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde bir arada görülmektedir? Taşlama türünde kaleme alınmıştır, koşman azım şekli tercih edilmiştir, redife yer verilmiştir, tam kafiye kullanılarak ahenk sağlanmıştır. Taşlama türünde kaleme almış bir dörtlüğün iğneleyici bir üslubunun olması gerekir. Çünkü iğneleyici, alay alıcı bir ifadeyle bir üslupla yazılır taşlamalar. Koşman azım şekli tercih edilmiştir. Arkadaşlar birçok özelliği olmakla birlikte özellikle en belirgin özelliği 11'li hece ölçüsüyle oluşturulması koşmanın. Redife yer verilmiştir. Redifler aynı anlam ve göreve sahip. Yazılışları aynı ek veya sözcükler. Ve tam kafiyenin kullanılması tam kafiye sevgili arkadaşlar. Özellikle iki sesle ahengin sağlanması demektir. Öncelikle iğneleyici üslupla oluşturulanları hemen bir belirleyelim var mı? A seçeneğine baktığımızda erlik günü geldiğinde yiğitlere şan görünür. Yığın yığın harcanmaya nice yüz bin can görünür. Bakın arkadaşlar burada kahramanlık var. Dolayısıyla iğneleyici bir üslubumuz yok. Bu seçeneği eledik. Köloğlu düşer mi gene şanından? Ayrılır çoğunu er meydanından. Kırat köpüğünden, düşman kanından, çizme dolup şalvar ıslanmalıdır. Yine kahramanlık burada ön plana çıkmış. İğneleyici bir özellik yok. Peki C seçeneğine geldiğimizde. Adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Geçti şu baharın gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Bakın burada dünyanın gidişiyle ilgili bir eleştiri söz konusu. Dolayısıyla C seçeneğini bu yönüyle bekletelim. Peki D seçeneğine bakalım. Bir ağlar, bir ebeyler, ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak, dolmadan bir dem sürelim. Özellikle buradaki nidalar, bir ağlar, bir ebeyler dendiğinde aklımıza varsağlar getirir sevgili arkadaşlar. Onun da özellikle böyle kahramanvari, mertçe, yiğitçe bir edası vardır. Dolayısıyla bir taşlama, İğneleyici bir özellik söz konusu olmaz. Bunu da eleyelim. Peki bakalım E seçeneğine bir de. Dünyadan ahirete gidip gelmemek. Olmasa iktiza eder ölmemek. Balık baştan kokar bunu bilmemek. Seyrani gafilin ahmaklığından derken yine bir eleştiri söz konusu. Öyleyse C ve E seçeneklerinde verilen dizelere odaklanalım. Diğer özellikleriyle ayıralım. Peki. Koşman azım şeklinin tercih edilmiş olması özellikle 11'li hece ölçüsüne işaret etsin öncelikle. Hemen baktığımızda adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Bir dizeyi ele alsak yeterli arkadaşlar. Dolayısıyla 11 ile hece ölçüsünü hemen gözlemledik burada. Peki diğer tarafa bakalım. Dünyadan ahirete gidip gelmemek derken, bakın dünyadan ahirete gidip gelmemek. Peki o zaman burada da hemen bir 11 ile hece ölçüsü gördük. Şu anda verdiğimiz özellikler ikisinde de aynı seyrediyor. Peki devam edelim. Redif'e yer verilmiştir. Var mı hemen Redif C seçeneğine verilen dizelerde? Doldu, soldu ve oldu derken bakın arkadaşlar Do'nun kip olarak karşınıza çıktığını görüyoruz. Öyleyse Do'lar burada. Redif'tir gençler. Peki E seçeneğinde gelmemek, ölmemek, bilmemek derken arkadaşlar bakın olumsuzluk eki ile birlikte kullandığımız Mek eki dolayısıyla bir relifte burada karşımıza çıktı. Ve artık geldik son bölüme tam kafiye. Peki doldu, soldu ve oldu derken arkadaşlar ol seslerinin iki ses olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu tam kafiyeyi bize gösterir. Cevabımız ortaya çıkmış oldu. Peki bir de diğer tarafa bakalım. Gelmemek, ölmemek, bilmemek derken bakın burada L sesi var. Yani yarım kafiye var. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gül hasretinle yollara tutsun kulağını. Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar. Evet insana ait özellikler doğadaki varlıklara aktarılmıştır diyor A seçeneği. Gül hasretinle yollara kulağını tutuyorsa insana ait özelliğin doğadaki varlığa aktarılmasını görüyoruz. Nergis gibi kıyamete dek intizar çekiyorsa bakın burada da nergis arkadaşlar yine bir kişileştirme söz konusu. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen ifadelere ulaşabildik. Peki B seçeneğinde uyak ve redife yer verilmemiştir. Uyak ve rediften arkadaşlar verilen dizelerde yararlanılmadığını gördük. Gül hasret çekmesi gülün hasret çekmesi güzel bir nedene bağlanmıştır. Bir neden söz konusu değil, bir nedene bağlama yok arkadaşlar. Yani bir hüsnü tahlil yapılmamış. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oldu. Peki özlem teması ile oluşturulmuştur diyor D seçeneği. Hasret ifadesi gül hasretinle yollara tutsun kulağın derken özlem teması vardır. İki varlık arasında benzerlik ilgisi kurulmuştur. Gül ve nergis arasında hatta gibi edatıyla bir benzerlik ilişkisi kurulmuş. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda şiir türleri genellikle sözlü bir geleneğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki en yaygın şiir türlerinden bir boşluğumuz var. Genellikle yine bir boşluk denilen av törenleri ve yıllık kutlamalarda okunan şiirlerdir. Bakın av törenleri aslında belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıktı. Peki seçeneklere baktığımızda ilk bölüm için koşuk, koşmaz, sagu, koçaklama verilmiş. Özellikle koşma ve koçaklama hemen bu, bu döneme ait olmadığı için elensin arkadaşlar. Koşuklar ve sagular kaldı. Av törenleri dendiği için aklımıza hemen sığır gelir arkadaşlar. Sığır adı verilen av törenlerini biliriz. Peki temaları çoğunlukla yiğitlik, aşk ve doğa üzerinedir dendiğinde aslında koşuk belirmeye başlar. Peki devam edelim okumaya. Yine bir boşluk ise yine bir boşluk. Adı verilen cenaze törenlerinde okunan şiirlerdir. Bakın arkadaşlar Sagular Yu adı verilen cenaze törenlerinde okunan şiirlerdir. Cevabımız ortaya çıkmış oldu. Parçayı tamamlayalım. Bu şiirler ölen kişinin kahramanlıklarını ve ölümünden duyulan üzüntüyü anlatır. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Evet yazarımız Edip Ahmet Yükneki. Türk Edebiyatı'nda İslamiyet'in kabulüyle başlayan değişimin ilk ürünlerindendir. Ayet ve hadislerden yararlanılan eserde dini ve sosyal konular ele alınmıştır. Ayet ve hadislerden yararlanılan bir eser. Arkadaşlar Edip Ahmet Yükneki'ye ait olan bu eser Atabetül Hakaik adlı eserdir. Hakikatlerin eşi anlamına gelen bu eserde ayet ve hadislerden yararlanılmıştır. Verilen seçeneklerde Divan-ı Hikmet, Kutadgu Gubilik, Divan-ı lügat Türk, Atabetül Hakaik ve Vesiletün Necat verilmiş. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'ye aitti. Kutadgu Gubilik, Yusuf Has Hacibe, Divan Lugatı Türk Kaşgarlı Mahmud'a ve Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yüknekiye aitti. Vesiletün Necat ise Süleyman Çelebi'nin divan edebiyatındaki Mevlidi'ydi. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneği yani Atabetül Hakayık'tır. İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça gölge oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir? Karagöz ve Hacivat perdeye dönerler, aralarında bazen oyunun ara düşüncesinde içeren şu söyleşme geçer. Hacivat Her neyse halas olduk. Bir daha başından büyük işlere karışma. Bu iyiliğimi de unutma. Karagöz Hiç unutur muyum? Hacivat'a tokat. Hacivat Ya iyiliğe kemlik öyle mi? Karagöz Meşhur sohbettir. Her kime edersen iyilik ondan bulursun kemlik. Hacivat'a tokat. Hacivat Yıktın perdeyi eyledin viran varıp sahibine haber vereyim hemen. Özellikle bakın arkadaşlar bu söyleşmenin sonunda gelen yıktın perdeyi eyledin viran, varıp sahibine haber vereyim hemen'' ifadesi bizim için önemli bir ipucu. Karagöz, her ne kusur ettikse affola diyerek bakın yine önemli bir ipucu. Yalova safhasında yakan elime geçerse Hacivat baksana neler yaparım. Dolayısıyla verilen bölümde arkadaşlar Karagöz ve Hacivat'ın artık konuşmalarını tamamlayıp seyirciyi selamladıkları yıktın perdeyi eyledin viran gibi her ne kusur ettikse affola gibi sözler verilmiş. Bu oyunun bitiş bölümünü bize göstermektedir. Seçeneklere baktığımızda mukaddime, tekerleme, bitiş, fasıl, muhavere bölümleri verilmiş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alındığı söylenebilir. Zebani kıssa perdaz mani bu resme kıldı bu şiirin makali ki cümle kainat içinde asla bulunmaz Edirne şehrine hem ta. Bakın burada arkadaşlar Edirne şehrinin anlatıldığını görmekteyiz. Erenler yeri arslanlar yatağı, kadimi şeh gaziler ocağı. Evet yine şehirle ilgili özelliklerin sıralandığını görmekteyiz. Hisarunun yoğuymiş misli ama yıkılmış kalbi aşık gibi güya. Dolayısıyla arkadaşlar Verilen dizeler bize bir şehrin güzelliklerinin anlatıldığı, bir şehrin tanıtıldığı dizeler. Hemen verilen seçeneklere baktığımızda, surnameler özellikle arkadaşlar şehzadelerin sünnet düğünlerinin, eğlencelerin anlatıldığı eserlerdir. Şehrengizler bir şehri, bir şehrin güzelliklerini anlatan eserlerdir. Dolayısıyla cevabımız şehrengiz olacak. Diğerlerine de şöyle bir göz atalım. Pendnamelerde nasihatleri görürüz. Sefaretnamelerde Dikkat edin Avrupa'ya gönderilen elçilerin yazmış olduğu yazılar gözümüze çarpar ve menakıp namede velilerin hayatları kerametleri anlatılır. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir eşek var idi zayıf yük elinden katı şikeste vüzar, dizeleriyle başlayan, boşluğumuzu bıraktık adlı eser, edebiyatımızda Hiciv türünün önemli örneklerinden bakın. Hiciv türünün önemli örneklerinden olup aynı zamanda fabıl niteliği taşıyan 126 beytlik alegorik bir mesnevidir. Arkadaşlar bir mesnevi fabıl özellikleri taşıyacak ve hiciv türünde olacak. Ve bir eşek varidi idi zayıf ünizar diye başladığına göre hemen aklımıza şeyhinin kendi başından geçen olayları bir eşek üzerinden anlattığı meşhur mesnevisi Harname adlı eser gelir. Seçeneklere baktığımızda Siham-ı Kaza, Nefi'ye ait önemli hicivlerin toplandığı eserdi. Şikayetname ilk edebi mektubumuz olarak karşımıza çıkıyordu. Şahu Harname ve Hüsrev işirin verilmiş arkadaşlar diğer mesnevilerle birlikte. Dolayısıyla Harname bizim doğru cevabımız. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir? Osmanlı klasik şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan şair, özellikle kasidelerindeki coşkulu ve görkemli diliyle tanınmıştır. Evet, bir kaside şairi. Kasidelerinde dönemin padişahlarını ve devlet adamlarını met ederek onların gücünü ve ihtişamını dile getirmiştir. Evet, devlet adamlarına metiyeler yazması arkadaşlar yine bizim için önemli bir ipucu. Hiciv türünde de çok başarılı olan sanatçı, bakın yine bir ipucumuz var. Ayrıca aşk ve güzellik konularında da şiirler yazmıştır. Şairin Osmanlı şiir geleneğinin gelişmesine ve zenginleşmesine önemli katkıları olmuştur. Üslup ve dil açısından getirdiği yenilikler sonraki nesil şairleri de etkilemiştir. Bu nedenle 17. yüzyıl Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bakın 17. yüzyılda özellikle kasideleriyle tanınan, methetmeleriyle, hicivleriyle tanınan bir şair aklımıza gelmeli. Seçeneklere baktığımızda Taşlıcalı Yahya, Neşati, Nef'i, Baki ve Şeyh Galip verilmiş. 17. yüzyıl sanatçısı Nef'i arkadaşlar. Özellikle kaside, övgü ve yergileriyle tanınan şairdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait bir eser değildir? Hemen bakalım. Türk edebiyatında düşünce ve eyleme bağlı edebiyat anlayışını uygulayan ve bu yönüyle etkisi günümüze kadar ulaşan belli başlı adlardan biridir. Türk tarihinde vatan, millet ve hürriyet gibi kavramlardan, bakın arkadaşlar vatan, millet ve hürriyet gibi kavramlardan vurgulu bir şekilde söz eden ve hayatının sonuna kadar bunları savunan sanatçı bu yönüyle zaman içinde ulusal kahraman kimliği kazanmıştır. İnsan için en büyük erdemlerden biri olarak gördüğü vatan sevgisini, başta vatan yahut silistre, arkadaşlar vatan yahut silistre hemen hatırladık, piyesi olmak üzere vatan şarkısı, vatan mersiyesi gibi malzumelerinde işlemiştir. Dolayısıyla bu parçada söz edilen sanatçımız vatan yahut silistre ve diğer eserleriyle özellikleriyle arşımıza Namık Kemal olarak çıkmaktadır. Evet Namık Kemal'i belirledikten sonra arkadaşlar gelelim hangi eser ona ait değil. Evet Akif Bey Namık Kemal'e ait tiyatrolardan biri. Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk ve Karabela Namık Kemal'in tiyatroları. Seydi Yahya adlı eser arkadaşlar Şemseddin Sami tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla Şemseddin Sami arkadaşlar Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri ve birkaç tiyatro eseri var. Bunlardan biri Seydi Yahya'dır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Ömer Bey zorlu bir eğitim hayatının ardından fakülteyi bitirir ve başarılı bir doktor olur. Kahramanımız Ömer Bey bir doktor. Vedide ile tanıştığı anda ona aşık olan kahraman mutlu bir yuva kurar. Selma ve Leyla bu mutlu ailenin kızları olarak dünyaya gelir. Evet eşi Vedide ve kızları Selma, Leyla. İşi gereği gittiği bir evde Nehir ile tanışması Ömer Bey için ve ailesinin hayatında onulmaz yaralar açacaktır. Nehir yine kahramanlardan biri. Eser hatalar sebebiyle iç huzurun uzağına düşen Ömer Bey için kişisel trajedisini konu alır. Arkadaşlar kahramanlarını gördüğümüz ve kısaca içeriğini okuduğumuz eser Halit Ziya Uşaklı ile ait Kırık Hayatlar adlı eserdir. Seçeneklere baktığımızda acımak, kırık hayatlar, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, sözde kızlar ve genç kız kalbi verilmiş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı dışta kalır? Hemen eser adlarına baktığımızda Vurun Kahpeye, Çalı Kuşu, Sinekli Bakkal, Yaban, Kiralık Konak adlı eserleri görmekteyiz. Eser özelliklerine baktığımızda Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu köylüsünün durumunu ve Aydın halk çatışmasını ele alır. Arkadaşlar Aydın halk çatışması ve Anadolu köylüsünün durumunu Kurtuluş Savaşı yıllarında ele alan eser Yaban adlı eserdir. Peki Feride adlı genç bir öğretmenin görevi nedeniyle Batı Anadolu'nun değişik bölgelerinde yaşadıklarını ele alır. Feride'yi anlatan, öğretmen Feride'nin yaşadıklarını ele alan eser Çalı Kuşu'dur, hemen onu da işaretleyelim. İdealist bir öğretmen olan Aliye'nin Anadolu'nun aydınlanması uğruna verdiği mücadeleyi konu alır ve Aliye ile arkadaşlar dikkat edin yine özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarına gideriz ve Vurun Kahpe adlı eseri görürüz. Öyleyse Verilen eser özellikleri eser adlarıyla eşleştirildiğinde Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal adlı eseriyle Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı eserleri dışta kalır. Öyleyse 3 ve 5 numaralı eserleri barındıran seçeneğimiz yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında Yahya Kemal Beyatlı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş, Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş, Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, Seçeneklere baktığımızda divan şiiri nazım şekillerini kullanmıştır, Verilen dizelerde Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden kısımları nakarattır. Dolayısıyla bu bir şarkıdır. Şarkı divan şiiri nazım şeklidir. Öyleyse bu bilgi Yahya Kemal için söylenebilir. Şiirlerine sanatlı bir anlatımı tercih etmiştir. Evet bu şiirinden hareketle özellikle ilk dörtlüğün üçüncü zesine baktığımızda üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden yine ikinci dörtlükte senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş son demde bu mevsim gibi benzimde kül olmuş gibi ifadeler şiirlerinde sanatlı bir anlatımı tercih ettiğini gösterir. Şiirlerinde ahenge ve ritme önem vermiştir. Evet arkadaşlar gerek rediflerden gerekse uyaklardan yararlanarak aynı zamanda iç ahenge oluşturacak sözcüklere yer vererek ahenkli ve ritimli bir şiir anlayışına sahip olmuştur Yahya Kemal. Buna da ulaşabiliriz. Şiiri düz yazıdan uzaklaştırmıştır. Evet, şiiri düz yazıya yaklaştırmak yerine şiirin bir form olarak düz yazıdan tamamen farklı olduğunu şiirin biçimsel özellikleriyle bize verilen dörtlüklerden hareketle göstermiştir. Şiirlerine toplumsal meselelere yer vermiştir. Verilen dörtlüklerde toplumsal meseleleri çağrıştırabilecek hiçbir kullanım yok. Bireysel konular üzerinden yazılmış. Dolayısıyla bu şiirin biçim ve içerik özelliklerinden hareket edeceğimiz için verilen kısımda arkadaşlar toplumsal meselede bulunmadığından doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. İçimde kuş çıvıltıları, şarkılar. Bağıra çağıra düşerim yollara. Döner durur başım havalarda. Sanırım ki günler hep güzel gidecek. Her sabah böyle bahar, ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum. Derim ki, sıkıntılar dura dursun, şairliğimle yetinir, avunurum. Verilen dizeler, özellikle günlük hayata dair parçalar içermekte ve söyleyiş sırasında süslü sanatlı anlatımdan uzak durmaktadır. Dolayısıyla yazılan şiirlerde alelade bir söyleyişle gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz kullanımlara yer verildiği için şiirin tarzı bellidir. Sanatçılara baktığımızda Ece Ayhan, Orhan Veli Kanık, İsmet Özel, Ziya Osman Sabah, Nazım Hikmet Ran sıralanmış. Ece Ayhan özellikle soyut, anlamsızlık kavramını ön plana çıkaran ikinci yeni şiirleriyle bilinir. İkinci yeni anlayışın önemli temsilcilerinden biridir. Böyle bir şiiri yazmaz. Orhan Veli Kanık, garip anlayışı dediğimiz anlayışın en önemli temsilcisidir. Şiirde süsten sanattan uzak, gündelik hayata uygun ve gündelik konuşma dilinin özelliklerini çağrıştıran kelimeleri kullanan sanatçıdır ve tam bahsettiğimiz şiiri yazabilecek isimdir. Öyleyse doğru cevabımız ortaya çıkmış olur. İsmet Özel özellikle 1960-1980 yılları arasındaki şiirleriyle ve sonrasındaki şiirleriyle arkadaşlar bu tarz alelade bir söylemin dışına çıkarak ve gündelik hayatı şiirlerine koymayarak kendi yolunu kendi şiir çizgisini oluşturur. Ziya Osman Sabah daha çok karşımıza yazmış olduğu sembolist tarzda şiirlerle veya öz şiir tarzında şiirlerle çıkar ki öz şiir anlayışından uzak bir şiirdir bu dizeler. Nazım Hikmet Ran toplumcu bir şiir anlayışıyla şiirler oluşturduğu için, serbest şiir yazsa da toplumculuk kavramını vurguladığı için bu şiir tarzının uzağındadır. Öyleyse doğru cevabımız garip şiir anlayışının önemli temsilcisi Orhan Veli Kanık'tır. B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen araştırmacı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki şiir ortamı her zaman ilgimi çekmişti. Cumhuriyet döneminin ilk yılları. Dönemin bütün şiir anlayışlarını ele almak çok büyük bir zaman gerektirecekti. Bu yüzden bu çalışmanın odağına saf şiir anlayışını yerleştirerek, evet, odakta saf şiir anlayışı var. Diğer şiir anlayışlarını dışarıda bıraktım. Saf şiir anlayışının Cumhuriyet'ten önceki Dikkat edin, Cumhuriyet'ten önceki izlerini de ortaya koymak istedim. Çünkü ele aldığım şairlerin etkilendiği kaynakları vermemek büyük bir eksiklik olacaktı. Bunun için öncelikle Yahya Kemal ile Ahmet Aşim'in şiirleri, bakın Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim var burada, onların şiirleri ve saf şiir anlayışına bağlı şairlerin etkilendiği edebi akımlar üzerinde durdum. Cumhuriyet döneminde saf şiir anlayışına bağlı şairlerin, Cumhuriyet dönemindeki saf şiir temsilcileri, şiir dışındaki eserleri dahil, eserleri de dahil. Bütün eserlerini okudum ama çalışmamda sadece şiir türündeki eserlerine yer verdim. Evet, şiir dışındaki eserler de okunmuş ama sadece şiire yer verilmiş. Peki bakalım. Bu parçada söz edilen araştırmacı için hangisini söyleyemeyeceğiz? A seçeneğinde kendi gök kubbemiz ve göl saatlerini okumuş ve çalışmasına katmıştır. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Göl saatleri Ahmet Haşim'in, dolayısıyla onları ele aldığını söylemiştik arkadaşlar metinde. A seçeneği söylenebilir. Örümcek al kaldırımlar ben ve ötesi bunlar da Necip Fazıl Kısakürek'in eserleridir ve Cumhuriyet dönemindeki saf şiir anlayışının temsilcisi ol temsilcilerinden biri olduğu için Necip Fazıl Kısakürek dolayısıyla bu da söylenebilir. Ceri seçeneğine baktığımızda Huzur ve Mahur Beste adlı eserleri okumuş ama çalışmasında bu eserlere yer vermemiştir. Huzur ve Mahur Beste adlı eserler Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyet döneminin saf şiir anlayışı içerisinde yer alır. Ve şiir dışındaki eserleri de okumuştum ama bunları çalışmaya eklemedim diyordu dikkat edin araştırmacı. Huzur ve Mahur Beste Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarıdır. Dolayısıyla bunlara arkadaşlar yani romanlara eserlerinde bu araştırmasında yer vermedi, bu bilgiye de ulaşabildik. Peki çalışmasında sürrealizmin etkisinde yazılmış eserleri de incelemiştir. Bakın Türk Edebiyatı'nda sürrealizm kavramı özellikle 1940'la birlikte garip anlayışı ve sonrasında ikinci yeni ile karşımıza çıkar. Dolayısıyla sürrealizm dendiği zaman birinci yeniciler ve ikinci yeniciler aklımıza geleceği için dikkat edin Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle saf şiire odaklanan bir araştırmacımız var. Öyleyse sürrealizm anlayışını arkadaşlar incelemiş olamaz. Bunun etkisinde yazılmış eserleri incelemiş olamaz. Cevabımız ortaya çıktı. Peki bir de E seçeneğine göz atalım. Ahmet Muhib Dranas çalışmasında yer verdiği sanatçılardan biridir. Evet, saf şiir anlayışında Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, ilk döneminde arkadaşlar Ahmet Muhib Dranas da yine o grup içerisinde yer alır. Öyleyse arkadaşlar bu bilgi de doğrudur. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında modern anlatının önde gelen ustalarındandır. Yazmaya şiirle başlamış, sonra öykü ve romana yönelmiştir. Ayrıntıları, imgeleri ustaca kullanmış, bilinç akışı, iç monolog gibi teknikleri eserlerinde başarıyla uygulamıştır. Bireyin ruh halini etkili bir biçimde işleyen yazar, Aylak Adam, ana Yurt Oteli, iki önemli eser bakın burada arkadaşlar, romanlarında, Psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temalarını başarıyla ele almıştır. Evet, verilen özellikler ve aynı zamanda verilen eserler hemen aklımıza Yusuf Atılgan'ı getirir. Seçeneklere baktığımızda Adalet Ağalı Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Selim ileri verilmiş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Verilen açıklamaların karşılarını aşağıdaki edebi akımlar yazıldığında hangisi dışta kalır? Gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hale getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır. Öyleyse aklın dışında kamusal alanda ya da özel hayatta yaşanan şeyler duygular ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılamıyorsa değersizdir. Değerli olması için duyguları ve içgüdüleri ortaya koymalı. Duygu ve hayali temel almayan sanat ise sahtedir. Öyleyse sanatın gerçek olabilmesi için duygu ve hayali temel alması gerekir. Duyguyu ve hayali öne çıkaran akım romantizm akımıdır arkadaşlar. O zaman E seçeneğini ilk bölümde eledik. En önemli şey insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek. Evet gözlem önemli. Belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlarda kaderinin ne olacağını incelemektir. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Burada özellikle insan tabiatının ön plana çıkarılması, kalıtım yani soya çekimin ön plana çıkarılması, determinizm yani belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlarda kaderinin ne olacağı yani aynı şartlar altında aynı durumların aynı sonuca ulaşması bize naturalizmi verir. Öyleyse naturalizm yani C seçeneğinde ikinci bölümden hareketle eleriz. Peki. Şairin işi gerçekleri değil izlenimleri duyurmak olmalı. Sözcüklerin anlamlarından çok oluşturacakları müzikalite önem taşımalıdır. Yani şiirde şairlikten bahsettiğimize göre müzikalite önemli. Okur, sezdiklerinden kendisi anlamlar çıkarmalıdır. Yani sezecek ve müzik kaliteli bir şiir oluşturacak. Öyleyse arkadaşlar burada hemen aklımıza sembolist şiir anlayışı gelir. Öyleyse üçüncü bölümü de sembolizmle eşleştiririz. Ve geldik son bölüme. Günlük yaşayış olduğu gibi verilmeli. Gerçekliğin ölçütü olarak aleladelik ve ortalama insan ele alınmalıdır. Roman sadece saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığıyla gösterme demektir. O zaman günlük yaşayışı olduğu gibi veren ve hayatı bütün çıplaklığıyla gösteren anlayış bize arkadaşlar gözlemden de hareketle ne yapar? Realizmi verir. Öyleyse gerçeklik burada vurguludur. A seçeneği de son bölümle eşleştiririz. Sürrealizmle ilgili verilen parçalarda herhangi bir bilgiye rastlanmadığından doğru cevabımız D seçeneğidir.